Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Kocanın karısı üzerindeki hakları konusunun kısa bir özetini yapacağız. Birinci olarak bir kadın erkeğin kendisinden bazı meziyet ve kabiliyetler konusunda üstün yaratıldığını kadının üzerinde yönetici ve koruyucu olduğunu kabul etmesi gerekiyor. İlk birinci olarak kadın Nisa suresinin 34. ayetine teslim olması lazım. Er-ricalu kavvamun ale'n-nisa'i. Erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudur. Kadın öncelikle Müslüman olan bir kadın tabii ki. Öncelikle buna teslim olacak arkadaşlar. Buna teslim olmalı. Buna teslim olmadıktan sonra Allah'ın bu hükmüne, bu kanununa teslim olmadığı sürece erkeğin hakkını teslim etmesi, edebilmesi mümkün değildir. O yüzden kadın öncelikle bunu sindirecek, bunu tutturacak, buna iman edecek kadın. Bilecek ki Allahü Teala bazı meziyet ve kabiliyetler konusunda erkeği kadından üstün yaratmıştır. Bu meziyet ve kabiliyetler konusunu geçen derslerde anlatmıştık değil mi? Akılda, ilimde, idarede ve güçte. Erkek bir derece daha fazla üstün yaratılmıştır. Ve lirricali aleyhinne derece. Bir derece daha erkek daha üstün kabiliyetlerle yaratılmış kadından. Bu yüzden erkek yönetici, ailede erkek yönetici kadın bunu kabul edecek. İlk önce kadın bunu kabul etmesi gerekiyor. Aynı zamanda erkek kadının asli ihtiyaçlarını karşılıyor. Erkek bununla mükellef. Ebima enfaku min Erkek harcama yapıyor. Erkek kadının barınmasından, yemesinden, içmesinden, giyiminden sorumlu. Burada küçük bir dipnot arkadaşlar karısını çalıştıran erkek, bak burası çok önemli, karısını çalıştıran erkek, yani herhangi bir zaruri durum söz konusu değil, işte sırf daha lüks, daha güzel bir evde oturalım diye, daha güzel arabalara binelim diye, daha konforlu bir hayatımız olsun diye, erkek karısını çalıştırırsa, o zaman yüzde elli kavvam hakkı düşer. Erkeğin yüzde elli kavvam hakkı düşer o yüzlerli kadına gider. Herhangi bir meşru sebep olmaksızın kendisi oturup da karısını çalıştıran bir erkek, buraya dikkat dinleyelim arkadaşlar. Yani erkek aslında çalışabilir. Sağlık, sıhhat, afeti yerinde. Ama sırf tembel, çalışmak istemiyor. Kahvelerde sağda solda geziyor. Karısını çalıştırıyor, karısının kazandığı parayı yiyor. O zaman erkeğin kavvam hakkı sıfırdır bütün kavvam hakkı, yönetici ve kurucu hakkı kadına geçmiştir. Bunu da kısa bir dipnot olarak zikretmiş olalım. Erkek kadının geçimini sağladığı için ve enfaku min amwalihim saliha kadınlar kocalarının meşru isteklerini severek yerine getirirler. Fa salihatu qanitatun. Saliha kadın vefalıdır. Hem Allah'a karşı vefalıdır. Çünkü Allahü Teala kadının hakkını kendisine teslim etmiştir. Bir de kocasına vefalıdır. Neden? Çünkü kocası ona bakıyor. Onun ihtiyaçlarını gideriyor. Kadın da, saliha kadın kocasının meşru olan, yani şeriata ters olmayan, haram olmayan, günah olmayan isteklerini severek yerine getirir. Kocası olmadığı zamanda namusunu, iffetini ve kocasının malını korur namus ve iffet düşkünüdür. Salih kadın. Hem kocasının hem kendisinin namusunu, iffetini, onurunu hassasiyetle korur. Kocasının malını korur. Kocasının malını çarçur etmez, israf etmez. Evdeki eşyaları muhafaza eder. Bir de aile sırlarını kimseye ifşa etmez. Evde olup biteni kimseye anlatmaz saliha kadın. Saliha kadın kocasının hakkını kendi teslim eder. Bu haklardan biri nedir? Aile sırlarını kadın kimseye anlatmayacak. Annesi babası da dahil. En yakınları dahil. En sevdiği arkadaşı da dahil. Kocası yokken kocası hakkında ileri geri konuşmayacak. Kocasını küçük düşürmez. Saliha kadın budur. Erkeğin en önemli haklarından birincisi arkadaşlar kocanın karısıyla cinsel ilişki hakkıdır. Kadın meşru sebep olmadıkça kocasının cinsel ilişki teklifini asla geri çevirmemelidir. Meşru sebep neydi? Yani meşru bir sebep mesela ciddi bir hastalık. Kadın ameliyat oldu, 40 derece ateşle yatıyor. Bu gibi sebep olmadıkça bunun gibi sebepler olmadıkça kocasının cinsel ilişki teklifini asla geri çevirmemeli. Kocanın hakkıdır bu. En önemli birinci hakkı cinsel ilişki hakkıdır. Erkek cinsi arzuları frenleme konusunda kadından çok çok zayıftır. Kocasını eften püften sebepten geri çeviren, kocasını terbiye etmek için Cinsel ilişki cezası protestosu uygulamaya kalkan kadın Allah'ın ve meleklerin lanetine uğrar. La'nethel hatta tusbiha. Bütün melekler Allah ve melekler o kadına lanet eder. Erkeğine cinsel ilişki cezası uygulamaya kalkan kadın herhangi bir meşru sebep olmaksızın kocasını terbiye etmek için, adam etmek için kocasının bu zafiyetini istismar eden kadın lanete uğrar. Allah'ın ve meleklerin lanetine uğrar. Kadının işi ne kadar önemli olursa olsun kocası, kocasının beraber olma isteğini bu yüzden asla reddetmemelidir. Mesela kadıncağız yemek yapıyordur. Elleri yağlıdır vesaire. Erkek teklifte bulunmuştur bulunabilir. Kadın bunu asla geri çevirmemeli. Yani az sonra olsun şimdi müsait değilim dememeli. Hemen kocasını rahatlatmalı, tatmin etmeli. Çünkü kocanın en önemli birinci hakkı cinsel ilişki hakkıdır. Kadın eğer yuvasının huzuru ve erkeğini elinden açırmamayı arzu ediyorsa kocasının bu hakkını en güzel şekilde kendine teslim etmeli. Kadın akıllı olmalı. Yuvasında huzur istiyorsa, kocasını elinde tutmayı istiyorsa, başka kadınlara bakmasını istemiyorsa, günaha, zinaya, zinaya götürecek yollara saplanmasını istemiyorsa, bu hakkı kendisine teslim etmeli. Bir koca eşiyle beraber olmayı her zaman isteyebilir. Bunda bir sınır yoktur arkadaşlar. Bu sebeple hocasının izinli günlerinde nafile oruç tutmak isteyen bir kadın hocasından izin alarak ancak oruca başlayabilir. Akıllı bir kadın hocasının izinli olduğu günlerde nafile oruç tutmaz. Hocasını memnun etmeye çalışır, rahatlatmaya çalışır, onunla güzel vakit geçirmeye çalışır. Çünkü neden? Çünkü neden? En çok sevap kazandıran, Arzlardan sonra en çok kadın için en çok sevap kazandıran şey neydi? Kadının kocasını memnun etmesiydi. Kadın kocasını memnun ettikten sonra en büyük sevabı zaten elde etmiş oluyor. Bir kadın kocanın izni olmadan kimseyi evine alamaz. "Falancayı eve almanı istemiyorum." dediği halde eve alan kadın kocasının hakkına girmiş ve büyük bir suç işlemiştir. Falanca komşuyu, falanca arkadaşını, işte falanca senin akrabanı, tesettür olmayan veya ahlakı bozuk kadını evimde istemiyorum dediği zaman kadın bu hakkı teslim etmeli. Saliha kadın buna riayet eder. Kadın evinin ve çocuğunun çobanıdır. Bu sebeple kadın evini en güzel şekilde tanzim etmeli. Yani kocasına çok güzel yemekler hazırlamalı, evini temiz tutmalı, çamaşırından ütüsünden vesaire evini güzel bir şekilde tanzim etmeli. Bilhassa yemek konusunda kadın çok iyi olmalı. Kocasını tatmin etmeli, kocasını memnun etmeli. Çocuğunun yani hem evinin hem çocuğunun çobanıdır dedik ya kadın. Çocuğunun dünyevi ve uhrevi eğitimi ve öğretimi ile meşgul olur kadın. Olmalıdır. Kadın çocuğunu başkalarının haklarını ve hukukunu gözeten ahlaklı bir insan olarak yetiştirmelidir. Bunun altını çiziyoruz arkadaşlar. Kadın çocuğunu başkalarının haklarını ve hukukunu gözeten ahlaklı bir insan olarak yetiştirmelidir. Merhametli, nazik, kaba olmayan, anlayışlı, başkalarının duyguları ve düşüncelerini hesaba katan, bir yani bencil bir insan değil de anlayışlı, başkalarını düşünebilen bir insan, güler yüzlü, merhametli, fedakar, vefalı bir ahlaklı insan olarak önce ahlaklı insan olarak yetiştirmeli ve Allah'ına iyi bir kul olan salih bir Müslüman olarak bu ümmete kazandırmalı. Kadının vazifesidir. Bak bu erkeğin de bir hakkıdır. Kadın üzerinde. Çünkü kadın çobandır. Evini ve çocuğunun çobanıdır. Kadın salih, muttaki, muvahhid bir çocuk olsun diye gayret etmelidir. Bunu da hocalara havale ederek yapamaz kadın. Sen doğurdun sen yetiştireceksin çocuğu. Bu şekilde görmelidir kadın. İyi bir Müslüman olarak yetiştirmeli ne gerekiyorsa elbette ki hocalardan da alimlerden de destek alacak. Erkeğin karısı üzerindeki önemli haklardan birisi de kadının kocasına karşı son derece saygılı ve hürmetli olmasıdır. Ve kocasına olan görevlerini kusursuz, eksiksiz bir şekilde yerine getirmeye çalışmasıdır. Çünkü ne buyurmuştu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? İnsanın insana secde etmesini emredecek olsaydım böyle bir şey emretmiyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ama emredecek olsaydım buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam kadının kocasına secde etmesini emrederdim. Yani buradan ne çıkıyor? Ne bu ne demek istiyor efendimiz Aleyhisselatü vesselam? Yani kadın kocasına karşı son derece saygılı ve hürmetli olması gerekiyor. Kocasının hakkını eksiksiz ve kusursuz bir şekilde kendisine teslim etmesini istiyor efendimiz aleyhisselam. Bu sebeple bu sebeple kadın kocasına hakaret etmeyecek, ona sesini yükseltmeyecek, onu küçük düşürecek ifadeler kullanmayacak. Kadın bilecek ki Allah'tan sonra kadınların en çok itaat etmesi gereken kimseler kocalarıdır. Bunu kadın bilecek. Erkeğin hakkıdır bak bu. Yani kadın son derece saygılı ve hürmetli olmalı. Bu yüzden de kadın alttan almasını bilmeli. Yani kocası canını sıkmış olabilir. Kadını sinirlendirecek bir şey söylemiş olabilir. Kadın alttan almasını bilecek. Alttan almasını bilecek. Hemen kocasını hakaret etmeyecek. Bağırıp çağırmayacak. Onu küçük düşürecek sözler söylemeyecek. Susmayı tercih edecek kocasıyla cedelleşmeye kalkmayacak. Erkek bir söylüyor, kadın on söylemeyecek. Susmayı tercih edecek, sevabını Allah'tan bekleyecek, sabredecek. Ve böylelikle Allah'ın izniyle zaten insaflı, Allah'tan korkan bir koca gider karısının gönlünü alır. Ama kadın evde alttan almasını bilecek. Bu vazife kadına aittir. Erkeğiyle cedelleşmeyecek ona karşı dik başlık göstermeyecek. Kocasının uyuna suyuna gidecek. Erkeğin hakkıdır. Kocasını memnun ederek ölen kadın cennetliktir buyuruyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Cenneti arzulayan kadın eşinin gönlünü daima hoş tutmaya çalışacak. Peki kocanın gönlü nasıl hoş tutulur diye bir soru akla geldiği zaman şöyle cevap veririz. Kocanın haklarını hakkıyla kendisine teslim ederek olur. Bir kadın kocasının haklarını kendisine teslim edecek. Bu şekilde adam senden memnun olur. Kocan senden memnunsa ve Allah'ın haklarını teslim etmişsen Allah'ın izniyle sen cennetliksin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu bu ümmetin kadınlarına müjdelemiştir kadının kocasıyla iyi geçinmesi ve onun hoşnutluğunu kazanması nafile cihad etmeye, cuma namazının sevabına, cami cemaati faziletine, hasta ziyareti, nafile haç ümre sevabına denktir. Allahu Ekber. Kadın bilecek ki farzlardan sonra en çok sevap kazandıran iş kocasını memnun etmektir kocasını memnun eden kadın şu saydıklarımıza denk bir iş yapmış oluyor, sevap elde etmiş oluyor. Kadın kocasını haksız yere üzme hakkı yoktur. Haksız yere kocasını üzen kadın hurilerin bedduasına uğrar. Huri neydi? Cennet kadını. Erkekler için özel hazırlanmış, özel yaratılmış daha doğrusu cennet kadını, huriler. Huriler beddua eder o kadına. Eğer haksız yere kocasını üzerse bir kadın, huriler beddua ediyor. La tu'zihi qatelekillah. Üzme bu adamı kadın. Allah senin canını alsın. Üzme. Sen bu adamı üzüyorsun ama bu adam bak senin hakkını teslim ediyor. Sen onu haksız yere üzüyorsun. Allah bak buna sevap yazıyor. Bunu cennetine koyacak ve yakında bize kavuşacak. Üzme bu kadını diye hurilerin bedduasına uğrar. Dolayısıyla bir kadın hurilerin bedduasına uğramaktan da sakınmalı. Kocasını haksız yere üzmemeli. Kadın, kadınlık misyonunu çok iyi bilecek. Peki arkadaşlar, bu ümmetin kadınlarının misyonu nedir? Bir, Allah'ın hakkını teslim ettikten sonra kocasını memnun etmeye çalışacak. Kocasının haklarını eksiksiz bir şekilde yerine getirmeye gayret edecek. Kadının misyonudur bak bu. Bu ümmetin kadının misyonu başta Allah'ı memnun edecek. Yani Allah'ın haklarını kendine teslim edecek. Farzlarda bir sorun olmayacak. Haram, sıfır haramlı olacak. Kul hakkı olmayacak. Ondan sonra kocasını memnun etmeye çalışacak. Kocasının haklarını kendisine teslim edecek. İkincisi bu ümmetin kadınlarının misyonunu konuşuyoruz bak. İkincisi arkadaşlar kadın doğurgan ve sempatik olmaya çalışacak. Doğurgan ve sempatik. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü vesselam ne buyurmuştur? Bu ümmetin en hayırlı kadını doğurgan ve sempatik olan kadındır buyurmuş. Subhanallah. allah Teala'nın şeriatına ve Allah hakkıyla teslim olmuş Kadınlık misyonunu kavramış. Bu kadınlık misyonunu anlattık. Bu ümmetten olma şuurunu yakalamış bir kadın bu yüzden asla iki çocukla yetinmez. Yetinmez. Niye? Efendimiz aleyhisselam bak ne buyuruyor. Doğurgan ve sempatik olan kadın en hayırlı kadındır. Çoğalın sizin çokluğunuzla övüneceğim ve mahşerde buyuran Efendimiz aleyhisselatü vesselam dinlemiş bir kadın iki çocukla yetinir mi? Asla, asla. O kadın, o aziz, o asil kadın, bu ümmete Allah'a secde edecek bir evlat daha kazandırma derdinde olur. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam kaç çocuğu vardı? Yedi çocuğu oldu. Bari en azından yedi çocuğum olsun sünnete ittiba edeyim diye düşünür. Yetiştiremem diye korkmaz o iki çocuğu yetiştirme garantin var mı senin bacım? Yok. E onda korkmadığında üçte dörtte niye korkuyorsun? Ha demek ki sen belki başka şeylerden korkuyorsun bak. Aile baskısından, toplu baskısından korkuyor olabilirsin. Dikkat et. Yetiştiremiyorum. Neyi yetiştiremeyeceksin Allah'ın izniyle? Şeriat ehli bir kadınsın. E babası da öyle. Allah'a teslim olmuşsunuz. Allah'ın izniyle yetiştiririm. İnşallah. Yetiştiremezsem bile üzerime düşen görevi yaptıktan sonra yetiştiremesem bile Allah'ın izniyle niyetimden kazanırım diye düşünürüm. Yine kahrolmam. Çünkü neden? Hidayet Allah'ın elindedir. Nuh Aleyhisselam da çocuğuna sözünü geçiremedi. Peygamber olduğu halde, beş büyük peygamberden olduğu halde çocuk iman etmedi. E Nuh Aleyhisselam çocuğunu iyi terbiye edemedi mi? Haşa. Peygamber. Daha iyisi olabilir mi? Olamaz. Ama hidayet Allah'tan olduğu için çocuk kafir olarak öldü. Ama Nuh Aleyhisselam bundan kaybetti mi? Asla, asla kaybetmedi. Yine o alacağını aldı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra en yüksek makamda duran peygamber Nuh Aleyhisselam kaybetmedi. Dolayısıyla biz de üzerimize düşeni yaparız. Allah'a teslim oluruz. Duamızı ederiz. Allah'a sığınırız. Ve bu ümmete şeriat ehli, mümin, muvahhid, bir kul, bir evlat yetiştirme derdinde oluruz. Kadının misyonu budur. Bu ümmete adam yetiştirmektir. Fatihler, Yavuzlar, Salahaddinler, Ebu Hanifeler, İmam Şafiler yetiştirmektir. Kadının misyonu budur. Eğer bir gün bu ümmet tekrar dirilecekse, ayağa kalkacaksa ki kalkacak Allah'ın izniyle. Peygamber aleyhissalatü vesselam müjdesi var. O zaman bu kadınları, bu ümmetin kadınları sayesinde olacak. Ama bu kadınlık misyonunu kavramış, bu şuurda olan kadınlar bunu yapacak Allah'ın izniyle. Değilse esasen keyfini bozmak istemediği için iki çocuğa endekslenmiş, kilitlenmiş kafa sahibi olan kadınlar bunu yapması mümkün değil. Rabbim yuvalarımızı şeriatının nuruyla aydınlatsın. Yuvalarımızı küçük bir İslam devleti kılsın. Bizi takva sahiplerine önderler yapsın. Velhamdülillahi Rabbil alemin.